Yönetim katından herkese merhaba efendim. Ben Tuğba Işıcı. Şimdi konuğumuza hızlıca geçelim efendim. Murat Kadirgül, Hybrak CEO'su bizimle. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuğba Hanım. Murat Bey, ilk olarak biraz firmanızdan bahsedebilirseniz, yurt dışında aslında kuruldu herhalde, sonrasında Türkiye'ye geldiniz. Biraz evet. Ayrıntılarından bahsedebilirseniz. Tabii ki Tuğba Hanım. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Hybrak, 2019 yılında Almanya, Düsseldorf'ta kurduğumuz bir firmamız. Hybrak firmamızda biz tam zamanlı olarak e-ticaret yapıyoruz ve makine üretiyoruz. Nasıl bir makine üretiyoruz? Lojistik depolama sistemlerinin içerisinde, rafların içerisinde gezen, paletleri hareket ettirebilen makinelerden üretiyoruz ve bunun ihracatını sağlıyoruz. 2019 yılında da biz Türkiye'ye büyük bir yatırım yaptık. Yaklaşık 40 bin çeşit ürünle Türkiye'de kendi dağıtım filomuzla, dağıtım araçlarımızla bir ağ kurduk ve müşterilerimize aynı gün çok kısa sürede teslimat yapıyoruz. Tüm Türkiye'yi de aynı gün kargoya vermiş oluyoruz. E-ticaret operasyonumuz bu şekilde yürürken eş zamanlı olarak da yaklaşık 85 ülkeye de ihracatımız oluyor. Bu zamana kadar oldu. Daha da artarak da devam ediyor. Bu makine tarafında bahsettim. Az önceki makinenin ihracatını sağlıyoruz. Bu şekilde Tuğba Hanım. Türkiye'de hangi illerdesiniz, hangi bölgelerdesiniz şu anda Murat Bey? Türkiye'de şu an bölge olarak İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Karadeniz bölgesinde, Giresun tarafında bir oluşumlarımız var. Aynı şekilde Akdeniz bölgesinde de bir oluşumumuz var. Buralarda ekiplerimiz hem makinayla ilgili çalışmalarımız yapılıyor, satışı ve servis ağı gibi e-ticaret operasyonlarımız da aynı şekilde oralarda da devam ediyor. Peki hedeflediğiniz iller falan var mı mesela yakın zamanda 2025-2026 süreç içerisinde de? Şöyle Tuğba Hanım hani aslında az önce söylemiş olduğum illerin birçoğu Türkiye'nin hemen hemen her yerine ulaşabildiğimiz noktalar. Belki yakın zamanda biraz daha İç Anadolu bölgesine ağırlık verebiliriz. Oradan da Türkiye'nin biraz daha doğu bölgesine doğru da hizmet verebiliriz. Şu anlık yakın vadede planımız bu şekilde ama bahsetmiş olduğum illerden tüm Türkiye'ye çok rahatlıkla hizmet verebiliyoruz biz. Anladım. Peki ulaşım olarak yani kargolamayı nasıl yani kendiniz mi yapıyorsunuz? Çünkü en çok kargo ile alakalı sorun yaşanıyor böyle e-ticarette. Bir de depolamayı da sormak istiyorum. İkisini de bize biraz açabilir misiniz? Tabii ki. Yani çok güzel bir yere değindiniz. Bu kargo tarafı gerçekten e-ticarette olmazsa olmaz bir durum haline geldi. Bence e-ticaret yapan firmaların hepsinin bir kendi kargo ağı olmasının gerektiğini düşünüyorum. Çünkü müşteri yani şu an içinde bulunmuş olduğumuz durum ülkemiz e-ticareti kabul etti ve e-ticareti sevdiler. Her geçen günde hem kullanıcı sayımız hem de müşterilerimiz hem de eş zamanlı olarak buna bağlı olarak ciromuz da artış gösteriyor. Biz de hani bu tarafta ürünün tedariğinden teslimatına kadar en iyi şekilde nasıl hizmet verebiliriz diye sorguladığımızda karşımıza en önemli ayak olarak kargo çıkıyor takdir edersiniz ki. Kargo tarafında da biz kendi araç filomuzu kurduk. Müşterilerimize %100 memnuniyet sağlamak için ve o tarafta sadece kendi firmamıza, Hybrak firmasına hizmet veriyor bu araç dağıtım sistemimiz. İstanbul'da her sokağa, her mahalleye, her türlü deside ürünü hiç fark etmeksizin aynı gün teslimatını gerçekleştiriyoruz. Çünkü e-ticaret tarafında dediğim gibi hani bu teslimat süreleri istediğimiz yerlere gelmediği noktada arka planda biz istediğimiz kaliteli ürün, iyi fiyat, çok iyi müşteri hizmetleri olsun ama müşteriye biz malını doğru şekilde, doğru zamanda götüremediğimizde bunların maalesef ki hiçbir kıymeti kalmıyor. Mevcut kargo firmaları da pandemi öncesinde standartları vardı. Ve bu standartlar pandemiyle beraber e-ticarette artışa geçtiği için eş zamanlı olarak ayak uydurulamadı. Biz de bunu fark edip hızlı bir şekilde kendi önlemlerimizi aldık. O yüzden kargo tarafında hani bizi diğer firmalardan ayrıştıran şey nedir diye dersek çok rahat bir şekilde hani bizim teslimat
hızımız ve teslimat gücümüz diyebilirim. Aynı şekilde biz iadeleri de kendi araçlarımızla teslim alıyoruz. O açıdan hani müşterilerimiz şu an memnuniyet oranımız çok yüksek bizim. Hiçbir müşterimiz bu zamana kadar hani kargoda kaynaklı mağdur olmamıştır, yani öyle söyleyeyim. Evet, şimdi pandemi dönemini söylediniz. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi pandemi hayatımıza girdikten sonra birçok kullanıcılarda alışkanlıklar değişti, tüketim alışkanlıkları değişti ve e-ticarete yöneldi herkes. Ve birçok firma da burada çok yüksek karlar elde ettiler. Şimdi sizin mesela pandemi sonrasında şu anda o artıştan etkilendiniz mi? Şu anda bir düşüş yaşıyor musunuz? Bir de 2024'ü bu 6 aylık süreci nasıl geçirdiniz? Şöyle Tuba Hanım, hani tabii ki pandemiyle beraber çok ciddi beklenmedik bir artış oldu. Evet. Hani bu da hatta öyle bir zamana denk geldi ki biz firmamızı kurduk. Çok kısa süre sonra pandemi çıktı. Ama tabii 2019'da açıldık dediğimizde biz onun tabii ki bir yıl gerisinden bütün hazırlıklarımızı, altyapılarımızı, yazılımlarımızı vesaire bütün sistemlerimizi kurulumunu yapıp test aşamasındaydık. Artık tamam dediğimiz noktada biz 2019'da açılışı yaptık. Ama dediğiniz gibi pandemiyle beraber bizim büyüme oranlarımız yıllık %100'ün üzerine çıktı. Evet. Hani böyle bir işin doğrusu e-ticaret şirketi kuracağız. Çok doğru zamanda kurmuşsunuz yani. Büyüyeceğini... Evet, hani tabii pandemi hiç kimse öngöremezdi. Ama şans mı diyelim, yani kötü bir şans mı, iyi mi kötü mü yani. Bilemem tabii. Yani sağlık açısından tabii ki çok kötü. Ama ticaret açısından, özellikle e-ticaret açısından inanılmaz bir ivme kazandırdı o dönemde. Çünkü insanlar biliyorsunuz hani evlerinden alışveriş yapmak zorunda kaldılar. O dönemde inanılmaz bir peak yaşandı e-ticarette. Bu her firma için geçerli, sadece bizim için değil. Yani bütün herkes orada çok ciddi derecede bir satış gerçekleştirmiş oldu. Pandemi sonrasında ister istemez insanlar evde normalleşme dönemine girdikten sonra insanlar tabii ki bir dönem her ne kadar e-ticaret insanlara oturduğum yerden ürünüm geliyor keyifli dese de sıkıldı insanlar doğal olarak. Gezmek istediler, dolaşmak istediler ve eş zamanlı olarak da küçük büyük fark etmeksizin bütün e-ticaret firmalarının tamamında aşağı yönlü demeyeyim. Fakat bir durağına, yani ivme böyle yukarı çıkarken biraz daha durağına geçti diyebilirim. Ama bu şey demek değil yani. Orada Türkiye aslında bakıldığı zaman e-ticareti benimsedi. E-ticarette bir yapı oturdu. Yani çünkü Türkiye'de e-ticaret için pandemi öncesi ve pandemi sonrası geceyle gündüz kadar farklı. Yani %100 bir değişim oldu artık. Çünkü bu şeyde de fark ediliyordu. Yakın çevremizden baktığımız zaman İşte daha mesela nasıl diyeyim, bu pazar yerleri firmaları var biliyorsunuz. Hı hı. Onların satışlarının pandemi öncesindeki satışlar ve pandemi sonraki satışlara bakıldığı zaman onlarda bile şu an herkes neyi yaşıyorsa birebir aynı süreçlerden o firmalar da geçiyor. İster istemez pandemi sonrası biraz daha duranlaştı. Ama benim görüşüm şöyle, biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü e-ticaret sonuçta ürünü görmeden, dokunmadan aldığınız bir ticaret platformu ve güvenilirlik çok önemli. Şimdi pandemi döneminde ister istemez çok fazla firma çıktı ve hani çok hızlı bir şekilde herkes ne derler, iyi firma ile kötü firma arasında ayrım yapamaz hale geldi müşteriler ister istemez. Ama mesela bizim gibi yatırım yapan, arkasında bir ekibi olan, çok kaliteli yazılımlar kullanan firmalar ayrıştık biz. Yani pandemi sonrası birçok firma zaten geri kapandı. Doğru. İster istemez. Çünkü onlar dönemsel olarak yükselip ondan sonrasında da satışlar durağına geldiğinde kendini çeviremeyen firmalardı. Bizde zaten öyle bir süreç hiçbir zaman olmadı. Biz aslında bu şu şekilde şu an yolumuza daha kaliteli bir şekilde devam ediyoruz. O açıdan da pandemi sonrası bizler için şu an e-ticaretten memnunuz, yani bir problem olduğunu düşünmüyorum. Peki Murat Bey, biraz bilanço olarak bahsedebilir misiniz rakamlardan, bu 6 aylık süreci nasıl geçirdiğinize dair ve hedefleriniz de tabii. Şimdi şöyle, şöyle Tuba Hanım, rakamsaldan ziyade ben size biraz oran olarak verebilirim isterseniz. Çünkü rakamlarımız hani her sene değişiyor. Oran olarak şöyle söyleyeyim, 2024'ün ilk 6 ayı bizim geçen senenin son 6 ayına oranla çok daha güzel başladı aslında.
O tarafta yaklaşık ilk 6 ayda yüzde şirketimiz için konuşuyorum ve satışlarımız için konuşuyorum. %55'lik gibi bir artış oldu. Tabii bizim hedefimiz e-ticaret, konvansiyonel bir ticaret olmadığı için bizim bu taraftaki niyetimiz yıl sonunda her sene olduğu gibi şirketimizi %100 büyüme hedefine ulaştırmak. Şu an hani bakıldığı zaman hedefimizin hemen hemen sapmış değiliz. Yarısına ulaşmış durumdayız. İnşallah işte şu an programlı bir şekilde gittiğimiz için yıl sonuna da hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum açıkçası. Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Enflasyonu sürekli konuşuyoruz. Vergilerden de konuşuyoruz tabii ki. Şimdi bu fiyat artışları konusunda sizi etkiledi mi? Mesela o e-ticaret sektörünü biraz da olsa bir etkisi oldu mu satışlarınızda özellikle? Ya tabii şimdi ister istemez herkesin kendine göre bir bütçesi var, her vatandaşın. O tarafta hani işin doğrusu satışlarımızda bir düşme veyahut da bir artış olmadı. Rutinimiz bizim devam etti. Fakat insanların alışveriş alışkanlıklarında belki değişiklik olmaya başladı. Biraz daha uygun fiyatlı ürünlere yönelim oldu. İster istemez biz de müşterilerimizin talepleri doğrultusunda daha uygun fiyatlı ürünü, daha iyi fiyat, daha kaliteli ürünü daha uygun fiyatta satmak için bir çalışmalara girdik. O tarafta yeni ürün çeşitleri sitemize dahil ettik. Yani dediğim gibi satışımız aynı kaldı. Fakat hani sepet ortalaması dediğimiz bir oran var. İster istemez bazen o düşebiliyor bu tarz durumlarda, enflasyonist ortamda. Ama dediğim gibi hani geçici bir durum olduğunu düşünüyorum zaten bu enflasyon durumunun. İnşallah da olumlu yönde ilerleyeceği yönde öngörüm var. O yüzden tekrardan sepet ortalamalarımızın biraz daha yukarı çıkacağını düşünüyorum. Çıkmadığı takdirde de dediğim gibi biz bütün hani gelen talepler doğrultusunda en iyi ürünü en iyi fiyatla satmak için müşterilerimize ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizim zaten bir yandan bakıldığı zaman da fiyat uygunluk ve ürün bulunabilirlik ve kalite açısından bizi en çok diğer sitelerden ayıran şey o oluyor. Hani çok uygun fiyatlı ürünler ve çok kaliteli ürünler. Bizim müşteri memnuniyet yorumlarımıza bakıldığı zaman da oradan da görebiliyorsunuz. Hani ilk hatta açıldığımız zamanlarda birkaç kampanya düzenlediğimizde ciddi derecede bir ses getirmişti. Hani bu ürünler bu fiyata nasıl satılıyor gibisine. Ama biz hani dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi pandemide böyle bir anda fırlayan bir firma olmadığımız için biz neyi ne zaman yapacağımızı çok iyi biliyoruz. O açıdan da enflasyon oluyor ister istemez ve ülkenin içinde bulunmuş olduğu durumlar dünya globalin içinde bulunmuş olduğumuz durum aslında baktığınız zaman dünyada savaş var. Yani bu durum bütün ülkeleri etkiliyor ister istemez. Öyle bir durumda biz kendi ekibimizle her zaman müşteri odaklı ve çok hızlı karar alabilme yapımız olduğu için herhangi bir problem yaşamadan hızlı bir şekilde şirketimizin yönünü istediğimiz tarafa çevirebiliyoruz. Evet, Murat Bey, şimdi birazcık ürün yelpazenizden bahsetmenizi rica edeceğim. Bir de hani tüketici alışkanlıkları değiştirdiniz. Orada mesela en çok tüketiciler hangi ürüne daha çok rağbet gösteriyor? Biraz da ürün olarak bize oradan da bahsedebilirseniz. Tabii şimdi biz ürün olarak işte 5 farklı kategoride ürün satışı gerçekleştiriyoruz. Gıdadan kastımız da tabii ki bakliyat grubu değil ama biraz daha ofislere hitap edebilen çay, kahve, şeker grupları, belki tuvalet kağıdı veyahut da kağıt grupları, genel kağıt grupları, sonrasında kırtasiye, teknoloji, ev yaşam ve yapı market olmak üzere biz satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu an için dönemsel olarak satışlarımız, yani ürün bazlı satışlarımız çok değişebiliyor. Şöyle ki mesela yaz aylarında daha çok belki otobüs dolapları, biraz daha termoslar vesaire o tarz ürünler satılabiliyor. Onun haricinde kırtasiye ürünleri yılın her dönemi satılıyor. Ciddi bir satışımız var o tarafta da. Hani son kullanıcıya da veriyoruz, kurumlara da veriyoruz. O yandan hani bizim yaşam için her şey bizim mottomuz zaten. O yüzden hani biz belli bir kesime sadece kendimize hedef almadık. Bütün herkese 7'den 70'e belki bir firmada satın alma departmanında çalışan kişi firmasına bizden satın alma yapıp aynı şekilde evine de satın alma yapabiliyor. Yani kendine bir ürün bulabiliyor aslında baktığınız zaman orada. Dediğim gibi dönemsel ürünlerde değişiklik olabiliyor.
teknoloji tarafında, teknoloji ürünleri tarafında güzel satışlarımız oluyor. O tarafta bir ciddi talep var şirketimize karşı. Tabii bunlar tamamı güvene dayalı. Sonuçta az önce söylediğim gibi ürüne dokunmadan alıyorsunuz ve artık fiyatlar ister istemez biraz daha yukarıda kalıyor. Bakıldığı zaman kredi kartıyla alışveriş yapılıyor. İnsanlar hani güvenli ödeme sistemlerine artık daha bilinçliler. O tarafta güvenli ödeme sistemi olan siteleri tercih ediyorlar. Yorumları okuyorlar. Güzel araştırmalar yapıyorlar. Bu inanın bizi çok mutlu ediyor. Hani bilinçli tüketici de bizim açımızdan çok bizi rahat ettiriyor. Çünkü diğer türlüsü müşteri mağdur olma düşüncesiyle ister istemez biraz daha temkinli yaklaştığı nokta oluyor. Orada da işte dediğim gibi biraz önce mesela bazen şey de yapılabiliyor. Deneme siparişi veriliyor. Ucuz bir sipariş veriliyor. Arkasından bakıyorsunuz. İşte şu mesela mail bize çok düşüyor mesela şirketimize. İşte sizi denemek için şu siparişi vermiştim ama işte bir saat içinde kapıma geldi. Şimdi bundan sonra sürekli sizden şu siparişleri vermek istiyorum vesaire gibi. Ürün de çeşitliliğimiz fazla olduğu için birçok kişiye hitap ediyoruz. Ve az önce de söylediğim gibi dönemsel olarak yaz döneminde işte klimalar olsun, ventilatörler olsun, dediğim gibi otobüs dolapları olsun, kış döneminde ısıtıcılar olsun, keza işte diğer vesaire o tarz ürünler olsun. Yapı marketi biz her dönem satıyoruz. Yapı markette hatta kendi markalı ürünlerimizi yapmaya başladık yakın zamanda. Onların da satışına başladık. Kendi markalı ürünümüzü yapmamızın sebebi de az önce dediğim gibi o daha da uygun fiyatlarla ürünü mal edip ama kaliteden de ödün vermeden müşteriyle buluşturmak yani. Peki şimdi az önce siz diğer rakiplerden ayrıştıran özelliklerinizden bir iki tanesinden bahsettiniz aslında. Biraz işte kargo dediniz, kendinize ait olması. Diğer taraftan fiyatla alakalı söylediniz fiyat farklarını. Başka ayrıştıran özellikleriniz var mı? Biraz oradan devam edelim Murat Bey. Şöyle ki Tuba Hanım, bizim başka ayrıştıran özelliklerimiz biz mesela kullanıcı dostu bir sitemiz var. Hani bakıldığı zaman o da aslında müşteriler için çok önemli bir nokta. Biz o tarafta kendi yazılımlarımızı yazıyoruz. Kendi bir yazılım ekibimiz var. Sürekli test içerisindeyiz. Müşteriler siteye girdiğinde neyi nasıl görmek istiyor? Eş zamanlı olarak biz yapay zekayı da artık yapımıza dahil ettik. Gerçi dahil edeli çok oluyor. Yapay zekadan da destek alıyoruz. O tarafta süreçlerimizi iyileştirmeyle ilgili sitemize girdiğinizde hiçbir şekilde zorlanmadan sepet, yani istediğiniz ürünü bulup sepetinize ekleyip çok kısa sürede ödeme kısmına geçebiliyorsunuz. Bu yapılan araştırmalara göre hani bir müşterinin zaten internet sitesine ilk girip de evet ben buradan alışveriş yapabilirim dediği süre yaklaşık ilk 15-20 saniye. O süre içerisinde karar veriyor ve ondan sonrasında devam ediyor. O süre içerisinde içeride tutabildiğiniz noktada zaten diğer firmalardan da ayrışmış oluyorsunuz. Çünkü diğer firmalar çok karma karışık. Diğer firmalardan dediğim kastım hani tabii ki çok iyi firmalar da var, çok iyi e-ticaret siteleri de var. Ama müşteri içeri girdiğinde bir kaosla karşılaşırsa aslında orası bir mağaza, mağazaya giriyor. Düşünün siz bir mağazaya girdiğinizde bütün ürünler her yerde olduğunu düşünün. Evet. Oradan hani alışveriş yapmak istemezseniz de bir an önce çıkmak istersiniz. Burası çok karışık, ben burada herhangi bir şey yapamam dersiniz. Burası da sanal bir mağaza. Müşteri girdiği zaman hızlı bir şekilde ürünlerine ulaşmak istiyor. Hızlı bir şekilde adresini kaydetmek istiyor. Dediğim gibi biz arka tarafta yapay zeka programları da kullanarak bir müşterimizin karşısına ne görmek istiyorsa onu da çıkartıyoruz. Yani kişi örnek gösteriyorum bir fotokopi kağıdı almak istiyorsa veya bir cep telefonu almak istiyorsa sitemize girdiğinde biz bunu o bizim sitemize gelmeden önce zaten karşısına reklamlarımızı veyahut da belki sosyal medyada gezerken organik bir şekilde bizi gördükten sonra sitemize geliyor ve hani sitemizde o kişiye tutup da bir pense, bir tornavida göstermiyoruz. Hızlı bir şekilde ne görmek istiyorsa onu önüne çıkartıyoruz. Bu da haliyle dediğim gibi az önce kullanıcı dostu bir site olmuş oluyor. Ve müşteri de memnun oluyor. Girdim ve uğraşmadan aradığım ürün karşıma çıktı diyor. Tabii bu tarafta farklı birçok sistem var. O tarafta mesela sitemizin ısı haritasını çıkartıyoruz. O tarafta müşterilerimiz sitelerimizde en çok nerede vakit geçiriyor, hangi kategoride vakit geçiriyor gibi gibi çok daha bunun böyle alt detaylarına inerek dediğim gibi
tam zamanlı müşteri memnuniyeti üzerine satış tarafında da gene destek olmaya çalışıyoruz. Murat Bey, şimdi teknoloji dedik. Bir taraftan teknoloji tabii ki hızlıca hayatımıza girdi ve yapay zeka gibi şeyleri de konuşuyoruz. Mesela bu kargo ile alakalı şunu sorayım ben size. Bir ara çok böyle revaçlardı, şimdi hala aslında söyleniyor ama dronlarla böyle götürmeye getirme gibi olaylar vardı. Böyle bir şey düşünüyor musunuz mesela? Veya işte yapay zekayı hayatınıza katarak farklı yenilikler düşünüyor musunuz? Tabii ki şöyle, biz bu bahsetmiş olduğunuz çalışmayı yaptık. Yurt dışında da bu hatta denendi. Yurt dışında tabii bunlar bu drone uçurmak, bunlar tabii izne tabi şeyler. Hani hobi amaçlı yapmıyorsanız, ki hobi amaçlı yapıldığında bile hani her alanda uçuramıyorsunuz bunu. O yüzden biz gerekli çalışmalarımızı yaptığımızda bazen bazı izinlere takıldık o tarafta. Hani Türkiye'de de onunla ilgili hala görüşmelerimiz de devam ediyor yetkili makamlarla. Hani yurt dışında hatta belli birkaç bölgede buna izin verildi. Hı hı. Orada birkaç tane denemeler yapıldı. Ama dediğim gibi Türkiye'de biz bunu yapabilmemiz için şu an bu altyapımız da var. Gerekli testleri de yaptık. Bütün çalışmalarımızı yaptık. Sadece birkaç tane izne tabi. Takdir edersiniz ki dronelar bir hava, hani çok amaçlı da kullanılabiliyor. Bununla ilgili bir düzenleme gelmesi gerekiyor. O düzenleme gerektiği noktada olduğu şekilde biz hani bunu ilk yapan firmalardan biri olacağızdır zaten. Bununla ilgili hani arka tarafta dediğim gibi çoktan biz çalışmamızı geçen seneden, hatta daha önceki senelerden biraz daha yapmıştık. Tabii ki bu drone'la teslimatlardan sonra bunu yapay zeka ile de mecbur destekleyeceğiz. Ama bunlar tabi basamak basamak gidiyor. Önce bir uçurabilmemiz lazım. Ondan sonrasında arka taraftan yapay zeka desteğini sağlayacağız tabii ki. Yani. Son iki dakikamız kaldı. Orada da birazcık ihracat tarafından bahsedebilirsiniz. İhracattaki neler tabii yapıyorsunuz, ne çalışmalar yürütüyorsunuz, nereler var? Tabii ki ihracat tarafında biz az önce ilk konuşmaya başladığımda söylemiştim Tuğba Hanım, 85 ülke ihracat yapıyoruz. Evet. Biz %100 yerli bir şekilde bir ürettiğimiz makineyi tüm dünyada aklınıza gelebilecek bütün global markalara satıyoruz. Bu satmış, yani bu bahsetmiş olduğum makine dediğim gibi depolar içerisinde yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere iki şekilde de çalışabiliyor. Yani Endüstri 4.0'a uyumlu karanlık depolar kuruyoruz biz aslında. Bunu Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da, birçok kıtada, dünyanın her yerinde bizim bunu yapabilme kabiliyetimiz var. Ve şu an bu makinalarımız dünyanın her yerinde çalışıyor. Aynı zamanda bizim servis ağımız da çok geniş. Bütün dünyada çok kısa sürede bütün makinalarımızın servisini, bakımını detaylı bir şekilde yapabiliyoruz. O tarafta o makine bizler için, şirketimiz için çok büyük bir değer, artı ülkemiz için çok büyük bir değer. Çünkü ülkemizde her şey eş zamanlı gidiyor. Şöyle ki mesela e-ticaretle bağdaştırmak gerekirse, e-ticaret büyüdükçe depolama alanları ister istemez ihtiyaç oluyor. Depolama alanları da maliyetlerden dolayı insanlar artık eline değil boyuna yükselmek istiyor. Evet. Boyuna yükselmede de bu tam olarak bizim makinalarımız orada devreye giriyor. Biz 40 metre, 50 metre yüksek depolar kuruyoruz. İçerisinde hiç insan çalışmadan. Makineye yazılım kodunu giriyoruz. 8. katta D8 gözündeki ürünümü al ve benim sevkiyat alanıma getir. Yani biz bunun %100 yazılımını, donanımını, mekaniğini, her şeyini biz kendimiz yerli bir şekilde yapabiliyoruz. Bu da hem bizim için hem ülkemiz için çok büyük bir değer. Ve biz hani yurt dışı fuarlarına da katıldığımızda çok ciddi derecede bir ilgi görülüyor bu cihaza. Dünyada bunu zaten üreten sayılı ülke var. Ülkeden ziyade sayılı firma var. 5 firmadan da bir tanesiyiz, öyle söyleyeyim. Hı hı. Bunu gururla söylüyorum. Çünkü gerçekten hem sektöre hem de ülkeye çok güzel katkılarda bulunduğumuzu düşünüyorum. Lojistik depolar dünyada çok gelişiyor, büyüyor. Ve biz e-ticaretimizde de yer alırken depolama sektöründe de lider bir şekilde devam ediyoruz. Biz aslında Hybrak'ta bir tarafta ticaret yaparken bir tarafta da yazılım yapıyoruz ve manken üretimimizle beraber kombine bir şekilde firmamızı tüm dünyada temsil ediyoruz. Evet. Bu da bizleri tabii çok mutlu ediyor. Süremizde her şeyse çok da şey yapmak istemiyorum size. Evet, süremiz. Yani uygun mu süremiz? Yok, süremiz bitti. Son cümlenizi alayım, öyle kapatalım o zaman.
Dediğim gibi hani Hybrak olarak hem sanayide hem de ticaret tarafında tam zamanlı biz Türkiye'ye hizmet vermek için çalışıyoruz. Ayrıca çok teşekkür ederim Biz yayın teşekkür ederiz. için. Çok sağ olun Murat Bey. Teşekkür Başarınızın devamı ederim. diliyorum. Ben Teşekkürler. sağ olun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Hybrak CEO'su Murat Kadirgül bizimleydi efendim. Yönetim Katı programının sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.